Mehmet Ali Güller, İsrail'in soykırım rantı. ABD'nin Ermeni soykırımını savunmasını ama İsrail'in savunmamasını, Türkiye'deki kimi çevreler uzun yıllar boyunca Yahudi dostluğunun göstergesi olarak savundu. Üstelik buna tarihsel gerekçeleri de vardı, Osmanlı en zor zamanlarında Yahudilere kucak açmıştı. Hem Türkiye'ye dostlukları nedeniyle hem de daha önemlisi gerçeğe sadakatleri nedeniyle Ermeni soykırımı meselesini ABD'den farklı bakan Yahudiler elbette var. Tehcirin bir soykırım olmadığını, önce Çarlık Rusyası'nın ardından da emperyalist İngiltere'nin kışkırtmasıyla Ermenilerin ayaklanmasının karşılıklı mukatele, Kırım doğurduğunu ve bunun Hitler'in Yahudilere uyguladığı soykırımla benzerliğinin olmadığını saptayarak ABD'nin Ermeni soykırımı tezlerine karşı çıkan Yahudiler elbette var. Ancak İsrail Devleti'nin ve Siyonist Yahudilerin gerekçesi başka. İsrail rantı paylaşmak istemiyor. İsrail devleti ve Siyonist Yahudiler, soykırımı bir rant olarak kullanıyor ve büyük politik getirisi nedeniyle de bu rantı kimseyle paylaşmak istemiyor. Dünyada tek soykırıma uğrayan halkın kendileri olarak kalmasını sağlayarak bunu Filistin'i işgale ve terörist eylemlerine kalkan olarak kullanmak istiyor. Yoksa Türkiye'ye bakışta ABD yıl çok farklı oldukları için değil. Hüsnü Mahalli'nin Filistin Benimdir kitabının tartışması sırasında bu çok net görülmüştü. Kimi yarı resmi İsrailli yetkililerin de karıştığı o tartışmalarda soykırımın nasıl ranta dönüştürüldüğü iyice su yüzüne çıkmıştı. Kitaba saldıranların derdi şuydu. Tamam, Hüsnü Mahalli kitabında Yahudi soykırımını inkar etmiyordu ama Hitler'in komünistlere, Çingenelere, Slavlara da soykırım uyguladığını yazarak Yahudi soykırımını sulandırıyordu, zayıflatıyordu kendilerine uygulanan soykırım asla zayıflatılmamalı ve rantı başkalarıyla paylaşılmamalı ki rahatça Filistinlilere karşı etnik temizlik yapabilsinler. E. O. N. Musk'ın vahim yasağı. O rantı nasıl kullandıklarının en önemli örneklerinden biri sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a uyguladıkları ağır baskıdır. Üstelik Musk'ın tepesinde sadece İsrail hükümetinin değil, ABD hükümetinin de kılıcı dolaşmaktadır. Musk da genel kitle ile ABD-İsrail arasında zikzaklar çizmektedir. Örneğin Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, bir kullanıcının X'te yaptığı, Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor, paylaşımına, gerçekleri söyledin, yorumunu yapan Musk'a şu tepkiyi gösterdi, Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Ama vahim olan şuydu. Musk, sömürgecilikten kurtulma kavramını cihatçılığın bir versiyonu sayan bir sosyal medya paylaşımını 16 Kasım'da "Evet, sömürgecilikten kurtulma zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder. Bu nedenle kullanımı doğru değildir." diyerek savundu. 18 Kasım'da da bu kavramın hizmet şartlarına aykırı olduğunu iddia ederek X'te kullanımını yasakladı. Hitler'in kurbanlarının hitlerleşebilmesi Mantığa bakar mısınız, Filistinlilerin sömürge olmamak için mücadele etmesi Yahudilerin ölümüne yol açacaktır, Yahudilerin ölmesi ise yine soykırım demektir, bu nedenle Filistinlilerin sömürge olmaktan kurtulmasını savunmak yasaktır. İşte İsrail'in soykırım rantını nasıl kullandığının sonuçlarından biri. Böylece 40 günde yarısı çocuk ve kadın 12 binden fazla sivili katletmelerini perdelemeye çalışıyorlar. Açık açık Filistinlilere uygulanan etnik temizliği, soykırımı, sürgünü, hatta nükleer bombalarla yok edilmelerini savunuyorlar. Bir halkın başına gelmiş bir büyük acının aynısını başka bir halka reva görebilmesi. Hitler'in zulmüne uğrayanların çocuklarının hitlerleşebilmesi. İnsanlığın büyük utanç günlerinden geçiyoruz ne yazık ki.